Yeni nesillere miras bırakacağımız 2053 vizyonumuzu ve bunun ilk hedefi olan yeşil kalkınma devrimini özellikle gençlerle sürekli paylaşın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını başaracağımızı olan inancımızı halkımıza ne kadar yansıtırsak onlardan alacağımız destek de o derece büyük olacaktır. Değerli kardeşlerim, işte sizler de görüyorsunuz. Ülkemiz 2023 kavşağına yaklaştıkça bizim sorumluluğumuz da giderek daha çok artıyor. Muhalefetin ülkemize ve geleceğimize dair hiçbir vizyonu, hedefi ve derdi olmadığı milletimiz tarafından yakından görülüyor. Milletten umudunu iyice kesen muhalefet ise başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını perdelemek için her yola başvuruyor. Yalan bunlarda bini bir para. Bu denli yalanı başarılı bir şekilde sergileyen bir başka parti ben siyasi hayatımda görmedim. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara makul, mantıklı çözüm önerileri sunmak yerine çareyi vesayete göz kırpmakta, halkımızı kutuplaştırmakta, hatta ülkemizdeki yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazmakta arıyorlar. Yamalı Bohça İttifakı'nın sözde milliyetçi ortağı şehit yakınlarımıza galis küfürler savururken ittifakın diğer ortağı ise hemen her gün toplumumuzun bir kesimini alenen tehdit ediyor. Bugüne kadar CHP'nin başındaki zatın tehditlerinden neredeyse payını almayan kalmadı. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor. Ağzını her açtığında muhtarlarımızdan öğretmenlerimize, polislerimizden hakimlerimize, valilerimizden AK Parti seçmenine kadar herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2000 civarında muhtarımla, evet, burada bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş, sana da bunu göstereceğim. Son günlerde muvazeneyi iyice yitirdiler. Gemi iyice azıya aldılar. Öyle ki işi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı iyice birbirine karıştırır oldular. Baktılar tehdit dili işe yaramıyor. Kimse bunlardan korkmuyor, çekinmiyor. Şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, milletin tarihine, medeniyet değerlerine hakaret etmeye başladılar. Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Sonuçta vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler. Son toplantımızdan bu yana yaşananlar, 2022 CHP'si ile tek parti CHP'si arasında zihniyet açısından hiçbir fark olmadığını göstermiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 1940'ların diktacı, Jacoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir. Aradan geçen vakitte dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, hatta eski çamlar bardak olmuş ama CHP'nin faşist karakteri ve kafası hep aynı kalmıştır. Kendilerini ne kadar farklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, bir noktada gerçek yüzlerini ifşa etmekten kurtulamıyorlar. Ajans patentli takiye siyasetleri çıkmaza girdikçe, bilinçaltlarında ne varsa onu konuşuyor. Zehirli dillerini ve karanlık niyetlerini belli ediyorlar. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış, Diyanet İşleri Başkanlığımızı saldırarak güya
Diyanetin okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini ortaçağ zihniyeti hezeyanıyla doğrudan milletin inancına ve değerlerine kadar vardırıyor. Neymiş efendim? Dinini, diyanetini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin B'sini, fiziğin F'sini, matematiğin M'sini bilmiyormuş. Neymiş? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Regafil, asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu fahşiz zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. Şimdi ben burada CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an'ı, Peygamber Efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? İslam tarihinin en parlak dönemlerine, Batılıların kendilerini tarif için kullandığı orta çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Milletimize kimliğini ve karakterini veren mukaddes değerlerimizi aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı başta orta çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu ezeyanları açıklamalı, sarahate kavuşturmalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehit yakınına ağız dolusu küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'de sandıkta gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir. Biz de AK Parti olarak meselenin üzerine gitmeye, her fırsatta doğruları milletimize anlatmaya, bu cehalet abidelerinin maskelerini düşürmeye devam edeceğiz. Hangi inançtan, meşrepten veya siyasi görüşten olursa olsun, hiçbir insanımızın ötekileştirilmesine, hor, hakir görülmesine, hakarete uğramasına müsaade etmeyeceğiz. Türk siyasetinin gözünü ve kalbini kin bürümüş bu kifayetsiz muhterisler tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Bunların ahlaksızlığına, ahlak dışı, edep dışı bu ağızlarına bu ülkeyi biz terk etmeyeceğiz. Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz son 20 yıldır hep olduğu gibi
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. ...84 milyonun her bir ferdini öz kardeşimiz görerek muhabbetle bağrımıza basıyoruz, basacağız. Cumhur İttifakı olarak karşımızdaki Yamallı-Bohça İttifakı'nın kin ve nefret siyasetini kardeşlik siyasetimizle inşallah yine boşa çıkaracağız. Aşık Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Evet, biz de Yunus'un izinden giderek milletimize gönül diniyle konuşacak, gönüllere dokunacak, kalpleri fethetmeye çalışacağız.